Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Türkiye saatiyle 21.45'te bir araya gelecekler. Gözler bu yüz yüze görüşmede. Önemli son yıllarda Çin-Amerika Birleşik Devletleri arasında tırmanan gerilimi biliyoruz. Konuğum var. Ona soracağım neler bekleniyor diye. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mertan Dündar. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii bu görüşmeyi şu an sıcak başlık Gazze üzerinden takip ediyoruz. Buna ilişkin nasıl mesajlar verilir diye, ama tek konu elbette bu değil. Bu gerilim uzun süredir artıyor. Çin büyümesini sürdürdükçe, bölgedeki hakimiyetini arttırdıkça, Rusya savaşı vesaire. Bu yüz yüze görüşmede sizce ne görüşecekler? En önemli konular ne olur Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında? Siz nasıl takip ediyorsunuz? Evet, ben öncelikle sözlerime başlamadan evvel bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlu olsun. Kutlu olsun. Bunu söylemek isterim. Şimdi efendim şüphesiz karşımızda yani son dönemde 3 tane büyük güç var. Diğer İngiltere, Fransa gibi belli başlı Avrupa güçlerini de dışarıda bırakacak olursak bunlar da malumunuz Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya olarak karşımızda duruyor. Var olan problemler malum sizin de belirttiğiniz gibi özellikle Çin'in yükselişi şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki diğer müttefiklerini rahatsız ettiğini söylemek mümkün. Ben bu programa katılmadan evvel iki tarafın bir şeylerine baktım, açıklamalarına baktım. Hı hı. Somut olarak hani şu meselelerde görüşülecek, konuşulacak diye belli büyük bir gündem oluşturacak herhangi bir açıklamaya rastlayamadım. Ama şüphesiz öncelikle Asya Pasifik'teki ya da Amerikalıların deyimiyle Hint Pasifik'teki Çin Halk Cumhuriyeti'nin nasıl söyleyelim uygulamaya koyduğu birazcık da kendi merkezli projeler ve planlar masaya yatırılacaktır gibi gözüküyor. Hı hı. Yine baktığım kadarıyla bu Xi ve Biden görüşmesinden önce zannederim Tayvanlıların Amerikan hükümet yetkilileriyle bir görüşmesi olacak. Hı hı. Ama burada doğrudan Çin'i hedef alacak bir açıklamanın yapılacağı beklenmiyor. Hı hı. Fakat anladığımız kadarıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti yani muhataplarına, Çin Halk Cumhuriyeti'nden muhataplarına özellikle bu yapay zekanın askeri alanda kullanılmasıyla ilgili ya da kullanılmasının sınırlandırılmasıyla ilgili bazı teklifler getireceği... Mesela nasıl kullanılıyor yapay zeka askeri alanda? Şimdi tabii malum olduğu üzere özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin ben askeri uzman değilim ama dediğim gibi bölgeyi takip etmeye çalışan bir araştırmacı olarak şunu söyleyebilirim. Basından takip ettiğim kadarıyla bu yeni geliştirilen dronlarda yani İHA ya da SİHA dediğimiz bu insansız ne diyelim hava araçlarında yapay zeka ile entegre olarak nasıl söyleyelim vurma gücünü yükseltme bunlara yine yapay zeka ile yine okuduklarımdan anladığım kadarıyla yapay zeka ile nükleer bazı silahların entegre edilip edilmemesi meselesi var. Hı hı. Bunlar anlaşıldığı kadarıyla nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri İran ya da Rusya ile daha önce gördüğünüz gibi nükleer silahların efendim kısıtlanması, sınırlanması ya da belli bir sayıya indirgenmesi gibi görüşmeler yaptıysa anlaşıldığı kadarıyla da Çin Halk Cumhuriyeti ile bunları da sanki müzakere edecek, pazarlık edecek, belli bir seviyede tutmaya çalışacak gibi ben anlıyorum. Peki Gazze ile ilgili bir mesaj çıkar mı? Ayrıca yani Çin bu konuda etkili olabilir mi? Yani tutumunu biliyoruz elbette. Çıkarları da farklı ya da tercihleri Amerika Birleşik Devletleri ile, ama bunun sahaya yansıması olur mu? Bugünkü bu buluşmadan bir güçlü mesaj bilemiyorum. Beklemek mümkün mü? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Maalesef burada neredeyse ya soykırıma varan bir faaliyet hepimizin gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Türk milletiyle İsrailler arasında bir problem yok ama İsrail hükümetinin bu yaptıkları kabul edilebilir şeyler değil. Ama artık şunu da görmek lazım. Yani çok ciddi efendim ne diyelim mesajlar çıkması, uyarılar çıkması maalesef bu işi sonlandırmıyor. Ben bu manada şüphesiz masaya geleceğini yine okuduğumu söyleyeyim açıklamalardan. Masaya geleceği çok açık. Yani Rusya, Ukrayna meselesi ve bu Gazze meselesi masaya gelecek. Bu anlaşılıyor. Fakat çıkacak mesaj her ne olursa olsun bir mesaj illaki çıkacaktır. Hı hı. Ama yani bu işin durması için mesajların ötesinde bir şey olması lazım. Evet. Bunun haricinde
dediğim gibi yine özellikle Ukrayna meselesinin, Rusya meselesinin, özellikle tahıl meselesinin masaya yatırılacağı Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından açıklandı. Bu APEC'in San Francisco konferansının ya da toplantısının web sayfasında açıklandı. Bunu okudum, gördüm. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, hatta bu Gazze olayı sonrasında Blinken'ın yaptığı bütün bu gezdiği ülkeler, duraklara baktığınızda Rusya'ya, Çin'e doğru bir çevreleme politikası, uzun vadeli planları da var ülkelerle temaslarında. Temasta bulunduğu ülkelerin rotasına baktığımızda şu son dönemde de bu ABD-Çin rekabeti, antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Sparta-Atina arasındaki bu hakim güç yükselen güç gerilimine atıfla da değerlendiriliyor. Acaba bu gerilim, bu rekabet bir çatışmaya dönüşür mü diye. Sizce bu buluşma nasıl bir dönüm noktası olabilir? Daha büyük bir kaosa sürüklenebilir mi dünya Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetiyle? Vallahi efendim, öncelikle şunu arz edeyim. Hani geldiğimiz yaş itibarıyla şunu söyleyelim. Ya kesinlikle olmaz, asla olmaz diyeceğimiz maalesef her şey başımıza geliyor. Onun için bu konularda hani çok bir ön okuma yapmak zor olsa da demeye çalıştığım şey şu. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti, bu iki büyük ekonomik güç, aynı zamanda birbirlerinin çok ciddi ekonomik ortakları. Yani milyar dolarların artık üzerinde neredeyse karşılıklı birbirlerindeki yatırımları ve varlıkları, yani trilyon dolarlara gelmiş vaziyette. Allah vermesin. Normal, yani bu şartlar altında ben ciddi bir, en azından kısa vadede bir çatışma olabileceğini öngörmüyorum. Bunu yapmamak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini düşünüyorum. Çünkü yapılan açıklamalar, ön açıklamalar her iki tarafında birazcık daha böyle bir ılımlı olup, birazcık daha böyle olayları yumuşatarak, diyalog yoluyla meselelerini tartışarak problemleri zamana yaymayı, yani problemlerini konuşarak, tartışarak çözmek, tabii bu da inşallah olur ama hani bundan ziyade yani sıcak bir çatışmaya evrilmeden olay, bunu biraz zamana yaymaya çalıştıklarını düşünüyorum. Deminki sorunuzu atladım, çok özür dilerim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gazze olaylarında bir hani şey olabilir mi? Ya şüphesiz olabilir. Özellikle geçtiğimiz şu pandemi sonrası Orta Doğu dedikleri bizim eski işte coğrafyamız ya da bizim de ağırlığımızın olduğu coğrafyada Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok olumlu diplomatik atakları var. Neden olmasın? Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Çin Halk Cumhuriyeti daha etkili. Türkiye'yi de aslında Türkiye ile birlikte aslında Çin Halk Cumhuriyeti bir arabuluculuk meselesine halledebilirler ki biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de Sayın Dışişleri Bakanımızla Çinli yetkili Ankara'da bir araya gelerek bu meseleleri konuştular diyebiliyorum efendim. Evet, Profesör Doktor Mert Handi Ündar, çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.